Sodyum potasyum pompası ile ilgili olan videoda bu mekanizmanın nasıl hücrenin hareketsiz zar potansiyelini sağladığını anlatmıştık. Ee, sodyum potasyum pompasının bu potansiyeli dışarıya pompaladığı her 3 sodyum iyonuna karşılık içeriye 2 potasyum iyonu pompalayarak sağladığını söylemiştik. Bu 3'e 2 oranının kendi başına bu potansiyeli sağlamada yeterli olmadığını, ek olarak hücre içinden dışına doğru derişim gradyanı doğrultusunda bir potasyum iyonu akışının da olduğunu anlattık. Hücre dışı hücre içine oranla daha pozitif olduğu için bu mekanizmadaki dengeleyici kuvvetin yük olduğundan bahsetmiştik. Pozitif yüklü iyonlar olan potasyum iyonlarının esasen daha pozitif yüklü olan hücre dışına çıkmak istemeyeceklerini söyledik. Fakat potasyum iyonlarının derişim gradyanı sebebiyle hücre içinde, hücre dışına oranla kanalla etkileşen daha fazla potasyum iyonu olacağını ve bu sebeple içeriden dışarıya doğru bir potasyum iyonu akışı söz konusu olacağını da anlattık. Fakat yük, potasyum iyonlarını hücre içinde tutmak isteyeceğini, ee, bu yüzden de difüzyonun sonunda hücre içinde ve dışındaki potasyum iyon derişiminin de eşitlenemeyeceğini yani eşitlenmeyeceğini söyledik. Peki şimdi sorumuz şu. Sodyum iyonlarına ne olacak? Sodyum iyonlarının derişimi hücre dışında gittikçe artacak değil mi? Ve hücre dışı gittikçe ne olacak? Daha pozitif yüklü hale gelecek. Eğer hücre zarı olmasa. Sodyum iyonları derişim gradyanları doğrultusunda yani hücre dışından içine doğru hareket etmek isteyecek. Hatırlayalım. Sodyum iyonlarının derişimi hücre dışında yüksek, hücre içinde düşük idi. Dolayısıyla eğer hücre zarı olmasaydı ne yapacaktı? Sodyum iyonları yüksek derişimden düşük derişime doğru tabii ki derişim gradyanlarının doğrultusunda hareket edecekti. Fakat yani hücre dışının hücre için oranda daha pozitif olduğunu söylemiştik o yüzden. Yani başka bir deyişle hücre dışı ile içi arasında pozitif bir potansiyel farkının olduğunu da söyleyebiliriz. Ne oluyor? Sonuç olarak sodyum gibi pozitif yüklü iyonlar yüklerinden ötürü aşağıya doğru gitmek isteyecek. Bu. Özetle Sodyum iyonlarının hücre dışından hücre içine doğru hareket etmek istemesi için iki sebep vardır. Derişim gradyanı ve yükleri yani elektriksel potansiyel. Sodyum iyonlarının onları tüm bu pozitif yüklerden uzaklaştırmak istediği bir elektriksel potansiyelleri mevcuttur. Sodyum iyonlarını bu yönde yani hücre dışından içine doğru hareket ettirmek isteyen birleşmiş etkiye elektrokimyasal gradyan diyoruz. Bunu yazalım. Elektro kimyasal gradyan. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Elektrokimyasal gradyan, elektriksel ve kimyasal gradyanların birleşiminden meydana geliyor. Sodyum iyonlarının hücre dışında daha yüksek, hücre içinde daha düşük derişimi var demiştik. Dolayısıyla aşağı doğru hareket etmek isteyecekler ve hücre dışından içine doğru sodyum iyonu akışı olacak. Bu kimyasal gradyan Öte yandan hücre dışı içine göre daha pozitif yüklü. Yani pozitif yüklü sodyum iyonları hücre dışından içine doğru gitmek isteyecek. Bu da elektriksel gradyan. Bu gradyanı bir potansiyel enerji kaynağı olarak da düşünebiliriz. Aslında hücreler bu kaynağı, bu gradyanı kullanır. Hücreler sodyum elektrokimyasal gradyanını bir enerji kaynağı olarak kullanırlar. Burada yeşil ile çizilmiş proteini ele alalım. Bu proteine simporter deniyor. Simporter bir iyonun ki bu durumda sodyum iyonunun elektrokimyasal gradyanını kullanır. Bu protein sodyum iyonlarının aşağı doğru hareket etmek istemesini ve bu durumdan kaynaklı oluşan enerjiyi kullanır. Esasında bu durumu şelaleden akan suyu bir e, suyun yani bir türbini ya da bir su değirmenini böyle döndürmesi gibi düşünebiliriz. Aklınıza geldi değil mi o, o fotoğraf? Yani sodyumun elektrokimyasal gradyanı doğrultusundaki akışından kaynaklanan enerjiyi kullanır. Tekrar hatırlayalım. Sodyumun aşağı doğru hareket etmesinde iki sebep vardı değil mi? Neydi onlar? Bir, derişim gradyanı ve iki, elektriksel potansiyel. Simporter proteini bu enerjiyi diğer başka molekülleri taşımada kullanır. Sodyumun en ünlü simporteri glikozdur. Yani bu protein sodyum ve glikozu birlikte taşır. Glikoz aslında derişim gradyanının tersi doğrultuda e, taşınır. Eğer bir molekülü derişim gradyanı doğrultusunun tersi yönde taşımak istiyorsanız aktif taşıma yapmak zorundasınız. Burada glikoz, glikozun derişim gradyanı bu doğrultuda, yani aşağıdan yukarı doğru. Hücre içinde yani aşağıda yüksek glikoz derişimi, hücre dışında yani yukarıda ise düşük e, glikoz derişimi var. Hücre de buradaki yani hücre dışındaki glikozları harcamak istemeyecek. Mümkün olduğu kadar çok glikozu hücre zarından geçirerek hücre içine almak isteyecek. O zaman glikozun derişim gradyanı doğrultusuna ters yönde bir taşıma yapmak zorunda kaldığını göreceğiz. Yani ne yapacak? Aktif taşıma yapacak. Bu derişim gradyanına ters yönde olan aktif taşıma için enerji kaynağı sodyum elektrokimyasal gradyanının e, sodyumun yani elektrokimyasal gradyanının depolanmış potansiyel enerjisidir. Bu tip aktif taşıma yani sodyum potasyum pompası gibi başka çeşit bir aktif taşıma sonucu depolanmış enerjiyi kullandınız. Aktif taşıma ikincil aktif taşıma olarak geçiyor. Bunu da yazalım. İkincil aktif taşıma. Evet, bu bir sodyum glikoz simporteri. Burada ne oluyor? Evet, ikincil aktif taşıma. İkincil aktif taşıma, bir molekülün mesela sodyumun elektrokimyasal gradyanından depolanan enerjiyi kullanarak başka bir molekülün mesela glikozun derişim gradyanına ters yönde aktif taşınması demektir.